Merhaba arkadaşlar, ben muhasebe ve vergiden Mansur Suay. Toronto, Kanada'da yerleşik olmayan vergi uzmanlarıyız. Kanada'da yerleşik olmayanlar bölüm 216 vergisi, bilmeniz gerekenler. Kanada'da ikamet etmeyen ve Kanada'da mülk sahibiyseniz bölüm 216 vergisine tabi olabilirsiniz. Bu vergi, özellikle yerleşik olmayanların Kanada'daki mülklerden elde ettikleri kira gelirleri üzerinden adil bir vergi payı ödemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bölüm 216 vergi düzenlemelerine uyulmaması cezalara ve faiz masraflarına neden olabilir. Bu nedenle, yerleşik olmayan bir mülk sahibi olarak yükümlülüklerinizi anlamak önemlidir. Kanada Gelir Vergisi Yasası'nın 216. maddesi uyarınca, Kanada'da kiralık mülk sahibi olan, yerleşik olmayan kişiler, kazandıkları kira gelirleri üzerinden vergi beyannamesi vermeleri ve vergi ödemeleri gerekmektedir. Vergi oranı genellikle brüt kira gelirinin midir? Ancak geçerli olabilecek bazı kesintiler ve muafiyetler vardır. Kiralık mülkünüzden kar elde etmeseniz bile, şunu unutmamak önemlidir. Yine de elde ettiğiniz gelir üzerinden vergi ödemeniz gerekir. Kanada'da yerleşik olmayanlar bölüm 216 vergisini anlamak. Kanada'da ikamet etmeyen bir kişi olarak, yerleşik olmayan bölüm 216 vergisine tabi olabilirsiniz. Bu vergi, Kanada'da kiralık mülk sahibi olan ve bu mülkten kira geliri elde eden, yerleşik olmayan kişiler için geçerlidir. Bölüm 216 verginin amacı, yerleşik olmayan kişilerin Kanada'da kazanılan kira gelirleri üzerinden kendilerine düşen vergi payını ödemelerini sağlamaktır. Bu verginin, kendi ülkenizde borçlu olabileceğiniz vergilere ek olduğunu unutmamak önemlidir. Bölüm 216 vergisi, Kanada'da kazandığınız net kira gelirinize göre hesaplanır. Kiralık mülkle ilgili belirli masrafları düşmenize izin verilir. Emlak vergileri, bakım masrafları ve ipotek faizi gibi. Geri kalan miktar sabit vergi oranına tabidir. Bölüm 216 vergisini ödemek için, bir sonraki yılın 30 Haziran'ına kadar Kanada Gelir Vergisi beyannamesi vermeniz gerekir. Ayrıca yıl boyunca 3 aylık vergi ödemeleri yapmanız da gerekebilir. Gayrimenkulle ilgili tüm kira gelir ve giderlerinin detaylı kayıtlarının tutulması önemlidir. Kanada'da ve kendi ülkenizde ödenen vergilerin yanı sıra, o vergi yükümlülüğünüzü doğru bir şekilde hesaplamanıza ve herhangi bir ceza veya para cezasından kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Özetle, Kanada'da ikamet etmeyen ve ülkede kiralık mülk sahibiyseniz, yerleşik olmayan bölüm 216 vergisine tabi olabilirsiniz. Bu vergi, Kanada'da kazandığınız net kira gelirinize göre hesaplanır ve kendi ülkenizde borçlu olduğunuz vergilere ilavedir. Uyumluluğu sağlamak için ayrıntılı kayıtlar tutmanız ve Kanada Gelir Vergisi beyannamenizi gereken son tarihe kadar vermeniz önemlidir. Uygunluk kriterleri. Yerleşik olmayan kimdir? Kanada'da yerleşik olmayan bölüm 216 vergisine hak kazanabilmek için, vergi açısından Kanada'da ikamet etmiyor olmanız gerekir. Kanada'da yaşamadığınız veya Kanada ile önemli yerleşim bağlarınızın olmadığı anlamına gelir. Kanada Gelir İdaresi, CRA, yerleşik olmayan kişiyi aşağıdaki özelliklere sahip kişi olarak tanımlamaktadır. Kanada'da kalıcı bir evinin olmaması. Kanada'da yılda 183 gün veya daha fazla kalmamak. Bir vergi anlaşması kapsamında Kanada'da mukim olarak kabul edilmiyor. Kanada'da ikamet etmiyorsanız ve Kanada'daki bir mülkten kira geliri elde ediyorsanız bölüm 216 vergisine tabi olabilirsiniz. Kira gelirine uygunluk. Kanada'daki bir mülkten kira geliri elde ediyorsanız, yerleşik olmayanlar bölüm 216 vergisine hak kazanabilirsiniz. Bu vergi, yerleşik olmayanların Kanada'daki kira gelirleri üzerinden vergi ödemesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bölüm 216 vergisine hak kazanmak için aşağıdaki kriterleri karşılamanız gerekir. Kanada'daki bir mülkten kira geliri elde etmiş olmalısınız. Tesis Kanada'da bulunmalıdır.
emlak vergileri ve bakım masrafları gibi mülkle ilgili masrafları ödemiş olmalısınız. Söz konusu yıl için Kanada vergi beyannamesi vermiş olmalısınız. Bu kriterleri karşılıyorsanız, yerleşik olmayanlar bölüm 216 vergisine hak kazanabilirsiniz. Yerleşik olmayanlara yönelik vergi oranının genellikle Kanada'da ikamet edenlere yönelik vergi oranından daha yüksek olduğunu unutmamak önemlidir. Ayrıca, yurt dışında ikamet edenlerin kira gelirleri üzerinden stopaj vergisine tabi tutulabilirler. Genel olarak, Kanada'da ikamet etmeyen ve Kanada'daki bir mülkten kira geliri elde eden biriyseniz bölüm 216 vergisine tabi olabilirsiniz. Tüm uygunluk kriterlerini karşıladığınızdan ve doğru miktarda vergi ödediğinizden emin olmak için bir vergi uzmanına danışmanız önemlidir. Dosyalama süreci. Kanada'da ikamet etmeyen biri olarak, Kanada'daki mülklerden elde edilen kira gelirini bildirmek için bölüm 216 vergi beyannamesini doldurmanız gerekmektedir. Başvuru süreciyle ilgili bilmeniz gerekenler. NR4 formlarının alınması. Bölüm 216 vergi beyannamenizi doldurmanın ilk adımı Kanadalı kiracılarınızdan veya mülk yönetim şirketinizden NR4 formları almaktır. Bu formlarda yıl içerisinde tarafınıza ödenen brüt kira geliri ve kesilen vergiler raporlanır. Son başvuru tarihleri. Bölüm 216 vergi beyannamenizi vermek için son tarih bir sonraki yılın 30 Haziran'ıdır. Ancak vergi borcunuz varsa, faiz masraflarından kaçınmak için bunları 30 Nisan'a kadar ödemeniz gerekir. Geç başvuru cezaları. Bölüm 216 vergi beyannamenizi 30 Haziran'a kadar vermemeniz durumunda. Cezalara ve faiz ödemelerine maruz kalabilirsiniz. Geç beyanda bulunmanın cezası, ödenecek bakiyenin %5'idir. Artı maksimum 12 aya kadar iadenin geciktiği her ay için ilave %1. Sonuç olarak, Kanada'da ikamet etmeyen biri olarak bölüm 216 vergi yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz önemlidir. NR4 formlarını alarak, zamanında başvuruda bulunarak ve son tarihe kadar ödenmesi gereken vergileri ödeyerek, cezalardan kaçınabilir ve Kanada vergi kanunlarına uyumu sağlayabilirsiniz. Vergi kesintileri. Kanada'da yerleşik olmayan bir mülk sahibi olarak, bölüm 216 uyarınca vergi yükümlülüğünüzü azaltmanıza yardımcı olabilecek belirli vergi indirimlerinden yararlanma hakkına sahip olabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken iki önemli kesinti mülk giderleri ve sermaye maliyeti ödeneğidir. Mülk giderleri. Kiraladığınız mülkün bakım ve onarımı ile ilgili masrafları vergi beyannamenizde kesinti olarak talep edebilirsiniz. Bu masraflar şunları içerebilir. Emlak vergileri. Sigorta primleri. Onarım ve bakım maliyetleri. Kamu hizmetleri, kiracı tarafından değil de sizin tarafınızdan ödeniyorsa. Reklam ve pazarlama giderleri. Kiralık mülkle ilgili yasal ve muhasebe ücretleri. Mümkün olan maksimum kesintiyi talep edebilmenizi sağlamak için, kiralık mülkünüzle ilgili tüm masrafların ayrıntılı kayıtlarını tutmanız önemlidir. Sermaye maliyeti ödeneği. Sermaye maliyeti indirimi, CCA, amortismana tabi varlıkların maliyetini belirli bir süre içinde geri kazanmanıza olanak tanıyan bir vergi indirimidir. Kiralık mülkler söz konusu olduğunda bu, binanın maliyetini ve mülkte yapılan büyük tadilatları veya iyileştirmeleri içerir. Kiralık mülkler için CCA oranı, binalar için yıllık %4, uygun yenileme ve iyileştirmeler için ISP'dir. Ancak CCA talebinde bulunmanın mülkünüzün düzeltilmiş maliyet tabanını, ACB, azaltabileceğini unutmamak önemlidir. Bu sonunda mülkü sattığınızda vergi yükümlülüğünüzü etkileyebilir. Sonuç olarak, Kanada'da yerleşik olmayan bir mülk sahibi olarak yararlanabileceğiniz vergi indirimlerini anlamak, vergi tasarruflarınızı en üst düzeye çıkarmanıza ve bölüm 216 kapsamındaki sorumluluğunuzu en aza indirmenize yardımcı olabilir. Ayrıntılı kayıtlar tutarak ve bilgili bir vergi uzmanıyla çalışarak, mevcut tüm kesintilerden yararlandığınızdan ve vergi yükünüzü en aza indirdiğinizden emin olabilirsiniz. Vergi ödemeleri.
Bölüm 216 vergi beyannamesini doldurduğunuzda, Kanada Gelir İdaresi'ne, CRA, borçlu olduğunuz tüm vergileri Kanada doları cinsinden ödemeniz gerekir. Ödemenizi birkaç farklı şekilde yapabilirsiniz. Elektronik ödeme, vergi faturanızı bankanızın web sitesi aracılığıyla veya Kıra'nın ödemem hizmetini kullanarak çevrimiçi olarak ödeyebilirsiniz. Bu seçenek hızlı, kullanışlı ve güvenlidir. Banka havalesi, Kanada dışındaysanız, Kıra'nın banka hesabına banka havalesi yapabilirsiniz. Ancak bu seçenek banka ücretleri ve döviz kurları nedeniyle maliyetli olabilir. Çek veya banka havalesi, ayrıca MKK'ya çek veya havale postası da gönderebilirsiniz. Ödemeye sosyal sigorta numaranızı, SIN ve ödediğiniz vergi yılını eklediğinizden emin olun. Bölüm 216 verginizi zamanında ödemezseniz cezalara ve faiz masraflarına maruz kalabileceğinizi unutmayın. CRA, borçlu olduğunuz bakiyenin %5 i oranında geç beyanda bulunma cezası keser. Artı maksimum 12 aya kadar iadenizin geciktiği her ay için ilave %1. Ayrıca, cezalar da dahil olmak üzere ödenmemiş vergiler için, ödemenizin vadesi geldiği günden itibaren faiz uygulanır. Bu cezalardan ve faiz masraflarından kaçınmak için bölüm 216 verginizi zamanında ödediğinizden emin olun. Vergi faturanızı ödemekte sorun yaşıyorsanız CRA ile bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. O vergi borcunuzu ödemeye çalışırken cezalardan ve faiz masraflarından kaçınmanıza yardımcı olabilir. Vergi geri ödemeleri. Borcunuzdan daha fazla vergi ödediyseniz vergi iadesi almaya hak kazanabilirsiniz. Yerleşik olmayan biri olarak Kanada vergi beyannamesi doldurarak vergi iadesi talebinde bulunabilirsiniz. İşte bilmeniz gerekenler. Kira geliriniz üzerinden ödediğiniz verginin, kesintiler ve alacaklar düşüldükten sonra iadesini talep edebilirsiniz. Kanada'daki mülklerin satışından elde ettiğiniz sermaye kazançlarınız üzerinden ödediğiniz verginin, kesintiler ve alacaklar düşüldükten sonra geri ödenmesini talep edebilirsiniz. Çalışma geliriniz üzerinden ödediğiniz verginin iadesini talep edebilirsiniz. Bir vergi anlaşması muafiyetinden yararlanmaya uygunsanız veya çok fazla vergi kesintisi yaşadıysanız, kağıt üzerinde vergi beyannamesi veriyorsanız, vergi iadesi talep etmek için şunları yaptığınızdan emin olun. Bir sonraki yılın 30 Nisan'ına kadar Kanada vergi beyannamesi vermeniz gerekmektedir. Vergi beyannamenizi Kanada Gelir İdaresi'nin, CRA hesabım hizmetini kullanarak çevrimiçi olarak veya kağıt yoluyla gönderebilirsiniz. Çalışma geliri için T4 fişiniz, kira geliri için T776 formunuz gibi gerekli tüm belgeleri ekleyin. Ve Kanada mülklerinin satışından elde edilen sermaye kazançları için T2091 formunuz. Vergi beyannameniz işleme alındıktan sonra, eğer uygunsanız, CRA vergi iadenizi düzenleyecektir. Il rimborso ver inviato all'indirizzo CE hai fornito nella dichiarazione dei redditi o depositato direttamente sul tuo conto bancario, se hai sottoscritto il deposito diretto. Kıra'nın vergi beyannamenizi işleme koymasının ve geri ödemenizi gerçekleştirmesinin 16 haftaya kadar sürebileceğini unutmayın. Vergi iadenizle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa doğrudan CRA ile iletişime geçin. Ayrıca, bölüm 216 yerleşik olmayanlar vergi sorularınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sorularınız için web sitemizi ziyaret edin veya bizi arayın.